Selamlar herkese. Sizinle bu videoda iPhone 11 ve üzeri iPhone modellerinde bulunan kameradaki gece modunu konuşacağız. Sistemde bulunan ekran parlaklık altındaki gece modundan ya da karanlık moddan bahsetmiyorum. Kamera üzerinde karanlık ve loş bir ortamda çekim yapmak istediğinizde devreye giren gece modundan bahsediyorum. Gece modu nasıl çalışır ve nasıl daha verimli çalışır? Nedir? Bunları konuşacağız. iPhone kamerasında bulunan gece modu loş ve karanlık ortamlarda otomatik olarak devreye girmektedir. Ve amaç daha parlak, daha aydınlık fotoğrafları çekebilmenizi sağlamak. Tabi flashsız olarak. Onu da not olarak ekleyeyim. iPhone 11 ve üzeri iPhone cihazlarında bu özellik bulunmaktadır. İlk kez karşımıza iPhone 11 ile gelmişti hatırlıyorum. Açıkçası ben gece moduyla yapılan çekimleri flash'a göre tercih ediyorum. Çünkü flash rengi nedeniyle fotoğraftaki renklerin farklı gözükmesine neden olabiliyor. Şunu da söyleyeyim gece modu ile birlikte yapılmış olan çekimlerde live foto ve flashta çekim yapamıyorsunuz. Bahsetmiş olduğum gibi iPhone kamerası loş ve karanlık bir ortamda fotoğraf çekeceğini anladığı zaman otomatik olarak gece modunu devreye sokmaktadır. Ancak siz gene de gece modunu manuel olarak açmak istiyorsanız baktığınız iPhone gece modunu açmıyor kendisine güveniyor. Fakat siz açmak istiyorsunuz kameranın ön izlemesi üzerinde bulunan ok tuşuna basıp aşağıdan ayarları açıp buradan gece modunu seçebilirsiniz. Karşınıza gece modu ile ilgili bir süre seçici çıkacaktır. Buradan süreyi seçip gece moduyla çekim yapabilirsiniz. Gece modu açıldığında Sol yukarıdaki işaret sarı renge döner ve burada bir saniye sayacı olur. Bu saniye sayacı kadar görüntü ve iPhone sabit kalmasını öneririm. Deklanşöre bastığınız zaman bu sayaç geriye doğru saymaya başlayacaktır ve sayaç bittiğinde fotoğraf elinizde hazır olacaktır. Sayaç süresince ekranda sarı bir kare işareti çıkacaktır. Size iPhone'u düz tuttuğunuzu, daha doğrusu ilk çekime başladığınız kondisyonda o konumda tutup tutmadığınızı gösterecektir. Gece modu ile çok iyi sonuçlar elde edebilmek için iPhone ve çekmiş olduğunuz nesne sabit kalmalı. Tercihen iPhone'u bir yere sabitleyebilirsiniz, yaslayabilirsiniz ya da bir tripoda koyabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim, iPhone 11 bu özelliği otomatik olarak açtığı konumlarda, yerlerde, o tipteki ışıklarda iPhone 14 Pro, 15 Pro gibi cihazlar açmayabiliyor. Ya da iPhone 11 5 saniyelik, 3 saniyelik açıyorsa iPhone 14 Pro sadece 1 saniye açıp ilerleyebiliyor. Bunu ilk kez iPhone 14 Pro Max'i incelerken fark etmiştim. Çünkü cihazların kamera diyafram aralıkları farklı olduğu için loş ışıklarda farklı tepkiler kamera gösterebiliyor. Az önce sarı artı işaretinden bahsetmiştim. Bu sarı artı işareti iOS 14 ve sonrası işletim sistemini kullanan cihazlarda gözüküyor. Onu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Gece moduyla çekim yaparken çekim süresini arttırdığınız için Çekim süresi boyunca toplanan ışık daha fazla olacaktır ve bütün bu ışıklar yorumlanarak kaydedildiği zaman cihazınız çok daha parlak, aydınlık bir fotoğrafa kavuşacaktır. Ne kadar çekim süresini arttırırsanız, yani gece modunun süresini ne kadar arttırırsanız o kadar aydınlık fotoğraflar elde edebilirsiniz. Kamera uygulamasını açtıktan sonra ön kameraya çevirin ve iPhone 12 üzeri cihazların ön kamerayla selfie ya da öz çekim diyelim biz ona öz çekim yaparken de gece modunu açabileceğini fark edebilirsiniz. Bu özellik bahsetmiş olduğum gibi sadece iPhone 12 ve üzeri cihazlarda geçerlidir. iPhone 12 Pro ve üzeri bir cihaz kullanıyorsanız da gece modunda portre çekimleri yapabilirsiniz. Ama iPhone 12 Pro ve üzeri bir cihaz kullanmanız gerekmektedir. Siz gece modunu kullanıyor musunuz yoksa flashlı çekimleri mi tercih ediyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için de kanala abone olup canı açabilirsiniz.